LGS 2023'e çok az bir süre kaldı ve bizler de bu süreyi çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Şu anda 5 Mayıs'tayız arkadaşlar. 5 Mayıs önemli bir tarih çünkü LGS 4 Haziran'da. Yani bir ay süremiz var. Bu 1, 2, 3, 4, 5 haftayı çok iyi değerlendirirsek mükemmel bir şekilde istediğimiz liseye girebiliriz. Neden? Çünkü bu seneki LGS sadece birinci dönem konularından oluşuyor. Hem sözelde hem sayısalda konular yarı yarıya azaldı. Ve son bir ayı çok iyi değerlendirirsek, son tekrar kampımızı çok iyi değerlendirirsek hayallerimizdeki liseye bir adım daha yaklaşmış oluruz. Arkadaşlar zaten başvurularınız yapıldı. Sınav belgeniz 26 Mayıs'a gelecek. 4 Haziran'da da kendi efsanenizi yazacaksınız. Sonuçlar geldiğinde 30 Haziran'da budur işte diyebilmek için sizleri 8 Mayıs'ta başlayan LGS son tekrar kampımıza bekliyoruz. Kampımıza 3 gün kaldı. Lütfen hazırlıklarınızı yapın. Kampımıza sizlerle birlikte mükemmel tekrarlar yapacağız. Tüm konuları detaylı bir şekilde anlatacağız. Yani bakın son tekrar kampımız 8 Mayıs'ta başlıyor. Pazartesi günü matematiği detaylı anlatacağız. Sonra tekrar diğer pazartesi matematiği hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Ardından matematikte çıkabilecek soruları vereceğiz. Ve sonrasında son taktiklerle beraber sondan bir önceki gün sayısal en verimli dersi yapacağız. Burada da matematiği süper bir şekilde özetleyeceğiz. Aynı şey Türkçe için de geçerli. Önce detaylı, sonra hızlı, sonra çıkabilecek sorular, ardından da son taktikler ve sözel canlı yayında da Türkçe'yi bitirmiş olacağız. Fen, inkılap tarihi, İngilizce, din, bütün dersler için 8 Mayıs'ta başlayıp LGS'den bir gün öncesine kadar yani 3 Haziran'a kadar devam eden efsane son tekrar kampımız başlıyor. Buradaki kampta sizlerle beraber tam da çıkabilecek soruları LGS 2020'ye bakarak, 2021'e, 2022'ye bakarak LGS 2023'ün sorularını beraber yakalayacağız arkadaşlar. Ve sınava girdiğimizde dejavu yaşayacağız. Ben bunu çözmüştüm, ben bunu hatırlıyordum. Aa böyle bir şey gelir demişti hoca diyeceksiniz. Ve teker teker güzel netlere ulaşacaksınız arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumlar çok önemli. Mesela Belinay K'ye demiş ki merhaba hocam ben Belinay. Merhaba Belinay. Netlerim genelde 80 üstüne geliyor. Aferin. Fakat yanlışım Türkçe matematik fen dersen olduğu için 480 puan üzerine çıkamıyorum. Bir de konu eksiğim yok. Yine de son bir ayda tekrar yapmalı mıyım? Zaten tekrar demek soru çözmek demek. Yani son bir ayda yapman gereken şey konularını tamamladıysan ki tamamladı. Zaten sadece bir üzerine konuları var. Deneme çöz. Ardından soru çöz. Deneme çöz, ardından yanlışlarla alakalı soru çöz. Mesela Türkçe matematik fende yanlışların geliyormuş ya. Türkçe fende yaptığın yanlış alakalı, matematik yaptığın yanlış alakalı çılgınlar gibi kendine ödev ver. Tekrarı konu çalışması yaparak değil, soru çözerek yapmalısın. Study with Medze demiş ki hocam bir şey merak ediyorum. Son tekrar setini aldım. Acaba sizden önce başlarsam son tekrar kampına katılma sıkıntı yaşar mıyım? Arkadaşlar son tekrar kampımızda son tekrar setimizi kullanacağız. Buradaki kitaplar arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum. Direkt sınavda çıkabilecek soruların anlatımı. Yani sınav modeli. Direkt sınav sorularına göre hareket ediyoruz. Yani arkadaşlar konuları öyle. Hayır hayır. Direkt sınavda ne çıkıyorsa buna uygun bir şekilde. Matematikte mesela konu anlatımı direkt sorular üzerinden. Bak soru modeli sınav sorusu. Sınav modeli sınav sorusu. Sınav modeli sınav sorusu şeklinde ilerliyor. Hem matematikte hem fende hem Türkçe'de hem de diğer derslerde mükemmel tekrar için tabii ki de bizi beklemeniz gerek yok. Hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Ama bizler son tekrar kampımızda sizlerle birlikte 8 Mayıs'ta efsane tekrarlarımıza başlayacağız. Son tekrar setimizi Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç yapsan alabilirsiniz. LGS son tekrar kampımıza mutlaka katılın arkadaşlar. Hadi bakalım son üç gün kaldı. Görüşmek üzere.